Hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada İpek Yolu Belediyesi olarak yapmış olduğum faaliyetimi bilgilendirici noktasında yapılan çalışmaların sıfatı konusunda bilgilendirme yapmak. İpek Yolu Belediyesi olarak yoğun bir çalışma içerisindeyiz gerçeği. Çok yoğun bir şekilde fen işleri alanında hemen size söyleyeyim. Sokaklar yol açma çalışmalarımız, sokakta asfaltlama çalışmalarımız ve yama çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Ben en hayırlı iş olduğu için bunu söyleyeyim. Evlendirme sahibimizin ihalesi bitti. O hizmetin inşallah yakın bir zamanda bu senenin sonunda da kış girmeden de inşallah bitmesini bekliyoruz. 116 dönüm sahil bandı dediğimiz onu ihale ettik. O da yakın sürede başlayacak inşallah. Tabii peyderpey gidebiliyoruz. Yani bütçelerimiz ve kaynaklar biliyorsunuz sınırlı, ihtiyaçlar ise sınırsız. Bir de 90 dönümlük, daha bizim size projelerde açıklamadığımız 90 dönümlük bir başka aynı bölgede Hüseyinpaşa Camii'ni geçtikten sonra o tarafta kalan bir alanımız var. Orayı da halkımız hizmetine işte bir iki ay içerisinde açmayı planlıyoruz. Bir başka yine hizmetimiz olarak da 8 kulvarlı atletizm pistini onu da ihale ettik. O da şu anda müteahhitimiz başladı, yer teslimi yapıldı. 8 kulvarlı atletizm pistimizle birlikte ilimizde ulusal, aynı zamanda uluslararası atletizm yarışmaları da artık yapılabilecek. 2000 kişilik spor salonumuz, 2000 kişilik spor salonumuz da ihale edildi. Şu anda süreci devam ediyor. Önümüzdeki günlerde nihayete erecek bilim merkezimiz var. Bilim merkezimizde ihaleye çıkarak onu da en kısa sürede başladık. Önümüzdeki sene içerisinde de bitirmeyi planlıyoruz. İpek Yolu Halk Kütüphanesi'ni de yürürlüğe sokacağız. Bunun çalışmalar devam ediyor. Hızlandırmaya da gayret ediyoruz. Bugün yarın işte bizim belki Kültür Bakanlığı'nın yetkilileri de gelerek buralarda bize destek vermek amacıyla gelecekler. Hizmetlerimiz yani şu anda başlangıçtan programladığımız planlarımıza şu anda yaklaşmış durumdayız. Artık ihalelerimiz verilmiş durumda. Artık hizmete girecek. Zamanla da hizmete açıldıktan sonra da inşallah güzel şekilde faaliyete geçireceğiz.